Sebep Sonuç YouTube kanalı Eğitim Şart Programı'ndan herkese merhaba. Çocuğa, aileye, aslında topluma dair ne varsa bu programda konuşmaya başlayacağız. Devam edeceğiz. İçeriklerimiz bu şekilde olacak. Yanımda avukat Gizem Kalkavan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İlk konumuz aile içi şiddet olsun istedik ve aile içi şiddet nedir? Dilerseniz önce evet. Bununla başlayalım. Ve sadece şiddet dediğimizde fiziksel olarak mı algılamalıyız bunu? Alt başlıklarını toparlarsınız. Tabii. Sizin. Aslında daha keyifli bir konu konuşmak isterdik ama maalesef ülkemizin de en büyük problemlerinden, dünya genelinde hatta coğrafi sınır tanımaksızın, kültürel farkları gözetmeksizin dünya genelinde de birçok yerde şiddet en büyük problem. Şiddeti genel tanımı itibariyle ifade edecek olursak hepimizin bildiği gibi şiddet güç ve baskı uygulayarak kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan, isteği dışında davranmaya zorlayan, kişiyi isteği dışında davranmaya zorlayan, iradesini kullanmaktan men eden davranışların tümüdür. Aile içi şiddete gelecek olursak, aile içi şiddet ise ailenin bir üyesinin ailenin diğer üyelerine karşı işlediği, gösterdiği saldırgan davranışlardır. Aile içi şiddet konusu niçin önemli? Çünkü biz insanların en mahrem alanı olan güvenli aile ortamını şiddet nedeniyle güvensiz hissedilen bir yer haline gelebiliyor bu aile ortamı. Dolayısıyla bizim ülkemizde aile içi şiddet olayları çoğu zaman gizli kalıyor. Hiçbir zaman su yüzüne çıkmıyor. İnsanlar bunu insanlara aktarmakta, hukuki yollara başvurmakta bir takım çekincelerde çaresiz hissediyorlar kendilerini. Bir takım gelenekselleşmiş bakış açıları da var. Aile kol kırılır yen içinde kalır. Kocandır döver de söver de gibi söylemlerle geçiştiriliyor maalesef bu konu. Ancak biz bugün farkındalık yaratmak için buradayız. Ben naçizane biraz bilgi vermek istiyorum hukuki yollarla ilgili. Ve öncelikle şiddetin çeşitlerini anlatmak istiyorum. Az önce sorduğunuz fiziksel şiddet mi algılamalıyız? Fiziksel şiddet ilk akla gelendir. Ve hepimizin farkında olduğu, çünkü vücut bütünlüğüne zarar veren bir şiddet türüdür. Bunlar nelerdir? Karşı tarafın kasten güç uygulamak maksadıyla mağduru denetim altına almak istediği şiddet türüdür. Bunlar neler olabilir? İtmek, tekmelemek, vurmak, cisim fırlatmak, bunun dışında bağırmak, ısırmak, kolunu sıkmak, bunların hepsi fiziksel şiddettir. Evet. Burada Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçları içinde barındırır. Ancak birçoğumuzun farkında olmadığı psikolojik şiddet dediğimiz sözel şiddet ise birçok durumda ortaya çıkmaz. Ancak boşanma davalarının konusu olduğu zaman ileri sürülen nedenler olarak karşımıza çıkar. Bunlar nelerdir? Kişinin temel ihtiyaçlarını esirgemek, kişiyi görmezden gelmek, tehdit etmek, kişiyi küçümsemek, alay etmek veya hiç akla gelmeyecek bir şey belki ama ona küçük isim, lakaplar takmak. Bunlar bile aslında psikolojik şiddettir. Hiçbir zaman çoğumuz bunun farkında değiliz. Kadınla ilgilenilmemesi, kadının ihtiyaçlarının karşılanmaması, görmezden gelinmesi veya aile içinde birdenbire iletişimin koparılması, hiç cevap verilmemesi. Bunların hepsi psikolojik şiddettir. Ben bu konularda farkındalığa davet ediyorum insanlarımızı. Kadınlar diyoruz ama aslında şiddet sadece kadınlara karşı kesinlikle oluşan bir eylem değil. Evet. Erkeğe karşı da oluşabiliyor, aile içinde çocuklara karşı da oluşabiliyor veya bir canlıya karşı. Son zamanlarda kediye, köpeğe işkence ederek öldürüldüğü videolarını izliyoruz. Bunların hepsi bir şiddet eğilimi. Ve burada tabii eğitim şart demek istiyorum kesinlikle ben. Çünkü evet, şiddete meyil gösteren insanların tümü aslında eğitimsizlikten geliyor. Evet. Ve bu konuda insanların eğitilmesi gerekiyor. Ceza yaptırımların artırılması gerekiyor. Bizler psikolojik ve fiziksel şiddetle baş etmenin yollarını bu şekilde arıyoruz. Şiddetin bunun dışında cinsel, ekonomik ve sosyal boyutu da var. Bunlar da yine farkında olamadığımız ancak hayatın olağan akışında başımıza gelen olaylar, gördüğümüz olaylar. Ekonomik şiddet nedir? Ekonomik şiddet eşinin elinden parasını almak veya eşinin rızası olmadığı bir işte çalışmaya zorlamak, eşini çalışmak istemesine rağmen çalıştırmamak
veya eşinin sahip olduğu bir malı alıp satmasını önlemek. Bunların hepsi ekonomik şiddettir. Bugün birçok kişi aile içinde bu problemleri yaşıyor fakat bunların bir şiddet olduğunu farkında bile değil. Evet. Öte yandan sosyal şiddete kısaca değinmek istiyorum. Sosyal şiddette insanların sosyal ilişkilerinin sınırlandırılması, arkadaşlarla görüşmenin yasaklanması, giyim kuşama karışılması, şunu giydim bunu giyme, bunu yapma, şuraya gitme, şununla görüşme gibi sosyal ortamların, sosyal ilişkilerin sınırlandırılması eşler arasında, bunlar da sosyal şiddetin içeriğini oluşturuyor. Bir de cinsel şiddete değineceğim kısaca. İstemediği halde bir kişiyi cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel içerikli tacizkar mesajlar göndermek, bunlar da cinsel şiddetin boyutunu oluşturuyor. Aynı zamanda töre ve namus nedeniyle baskı uygulamak kişiye, bu gibi kavramlar da yine cinsel şiddetin içeriğini oluşturuyor. Peki aile şiddete maruz kalmış kişi ya da kişiler ne yapmalı, nerelere başvurulabilir? Ailece şiddete maruz kalmış kişiler öncelikle eğer mümkünse fiziksel bir şiddete maruz kalmışlarsa ve vücutlarında herhangi bir darp izi, yara izi varsa öncelikle bunların tedavisi ve bir darp raporu alabilmek için bağlı bulundukları en yakın devlet hastanesine, devlet hastanelerinin acil servislerine veya sağlık ocağına veya bulunamıyorsa aile hekimliğine başvurabilirler. Buradan alacakları resmi belgelerle bağlı bulundukları Cumhuriyet Savcılıklarına, kolluk kuvvetlerine veya aile mahkemelerine başvurup koruma tedbirleri alabilirler. Arayabilecekleri bir... Eğer ki evden çıkma ihtimalleri bulunmuyorsa, bazı kişiler şiddete maruz kalıyor ve aynı zamanda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işleniyor ve kişi barındığı yerden çıkartılamaz hale getiriliyor. Bu gibi durumlarda ALO 183, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kadına karşı şiddetle mücadele hattını arayabilirler. Bunun dışında aile mahkemelerine başvurduklarında en hızlıca alabilecekleri önlemler evden uzaklaştırma koruma tedbirine başvurmaları veya yakın koruma talebi. Eğer ihtiyaçları varsa maddi yardım talebi veya geçici velayet talebi. Çocuklar için bir buna maruz kalan çocuklar olabiliyor evde. Bu çocuklar için geçici velayet talebi ve geçici maddi talepte bulunabilirler. Yine bahsettiğim gibi eğer iletişim araçlarıyla bir rahatsız etme söz konusuysa, telefon, e-mail, sosyal medya aracılığıyla bir rahatsız etme söz konusuysa, bunların önlenmesine dair de aile mahkemesi 1 aydan 6 aya kadar koruma tedbirlerine hükmedebiliyor. 6 aylık, diyelim ki 6 aylık bir koruma tedbiri aldınız ve 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı mahkeme size verdi. Bu 6 ayın sonunda ne yapmalı? Bu 6 ayın sonunda şahıs tekrardan bir dilekçeyle aile mahkemesine başvurusunu yenileyerek bu süreyi uzatabiliyor ve bu süre 1 yıla kadar uzayabiliyor. Peki biraz önce bahsettiğimiz ya işte bir darp izi ya da fiziksel olarak bir hasar bırakırsa, bu bir şiddete maruz kaldı fakat bir darp izi ya da herhangi bir şey yok en azından görünürde. Bu durumlarda ne yapılabilir? Bu durumlarda şöyle yapılabilir, tanık beyanlarına başvurulabilir. Eğer olayın olduğu esnada bir tanık varsa tanık beyanları bizim için esastır. Aile mahkemeleri tanık beyanlarıyla da koruma tedbirlerine hükmedebilir. Tanık beyanları dışında bir de daha önceden başvurmuş oldukları bir koruma talebi varsa veya daha önceden savcılığa bir şikayette bulunmuşlarsa yeniden bu taleplerini yenileyerek tekrardan koruma tedbiri, bir darp raporu veya bir darp izi olmasa bile bu taleplerini yenileyerek yeniden koruma tedbirlerine başvurabilirler. Uzlaşma söz konusu oluyor mu? Tabii uzlaşma şöyle söz konusu olabiliyor. Hukukun her alanında uzlaşma olabilir. Arabuluculuk yöntemleriyle uzlaşma olabilir. Ancak burada hem şikayete bağlı suçlar hem de şikayete bağlı olmayan suçlar söz konusu. Eğer şikayete bağlı suçlar işlenmişse haksız fiilin niteliğine göre siz mağdur olarak şikayetinizi geri aldığınız takdirde burada artık uzlaşma sağlanmış oluyor. Ancak kamu davası şeklinde yürütülen şikayete bağlı olmayan suçlardan varsa o zaman kamu davası şeklinde yürümeye devam ediyor davalar
ve burada uzlaşma ihtimali bulunmuyor. Hı-hı. Çünkü hakim reysen bu belgeleri değerlendirip cezalandırmaya hükmediyor. Çocukların olduğunu düşünelim, aile şiddetinin olduğu bir ortamda. Bu çocukların işte artık hukuki bir sürece girildi. Bu çocukların iyi olma hali için neler yapılıyor? Ne gibi tedbirler alınıyor? Çocuklar için az önce de bahsettiğim gibi geçici velayet önlemleri. Hı-hı. Çocuğun velayetinin geçici olarak teyzeye veya yakın akrabasına verilmesi, çocukların bir sosyal esirgeme kurumunda barındırılması gibi önlemler alınabilir. Bu anlamda çocuklara maddi yardım talebinde de bulunabilir. Yine az önce temel bahsettiğimiz gibi. Temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi. Kişisel bilgilerini gizletme gibi. Çocukların bulundukları yerlerin adreslerinin gizlenmesi gibi. Onları korumaya yönelik kişisel bilgileri gizletme, yakın koruma talebi de yine koruyucu önlemlerin başında geliyor. Evet. Yani aslında toparlayacak olursak, aile içi şiddet dediğimiz ya da şiddet dediğimiz şey aslında çok kapsamlı değil mi? Sadece fiziksel olarak algılamamak gerektiğini. Maalesef. Bu çünkü bazen insan ne yaşadığını bilemeyebiliyor. Yani işte biriyle görüşüyor, bir yuva kurmaya karar veriyor. Daha sonra zaman içerisinde kısıtlamalar, işte sosyal ortamlardan uzaklaştırmalar, bunu sevgi adı altında, işte kıskançlık adı altında kabul edebiliyor bazı kadınlar. Bu aslında önce farkındalığı olması gereken bir konu. Evet. Genel aslında olarak bunların hani bütün temel nedeni psikolojik. Psikolojik. Karşınızdaki insan psikolojik olarak sağlıklı değilse size her türlü sevgi dediğimiz şeyin altında her türlü şeyi yapmaya hak görebiliyor. Hı. Özellikle şu anda vizyonda olan, izlediğim, yakın tarihte izlediğim vizyonda olan bir film bize aslında orada psikolojik şiddetin boyutlarını o kadar güzel anlatıyor ki izlemenizi tavsiye ederim. Ben orada boşanma davasında öne sürdüğümüz, birçok davada öne sürdüğümüz psikolojik şiddetin nedenlerini gördüm. Fakat insanın nasıl bunun için işin içinde yaşarken bunu nasıl algılayamadığı, nasıl anlayamadığı ve nasıl yalnızlaştığı orada çok güzel ifade edilmişti. Bazen insanlar işte sosyal şiddet diyoruz. Aileden sizi ayırıp eşiniz başka bir şehre getirebilir. Veya iş nedeniyle sizden ayrılabilir ve sizi yalnızlaştırıp sosyal ortamdan uzaklaştırabilir. Bunların hepsi aslında sosyal ve psikolojik şiddet. Birçok kadın bunun farkına varamıyor. Biz burada bugün farkındalığı sağlamaya çalışıyoruz. Birçok konuda ancak boşanma aşamasına geldiğimiz zaman biz bunları görebiliyoruz. Kimse bugün arkadaşına bile bunu anlatamıyor, söyleyemiyor. Ben bazı istatistiksel verilere değinmek istiyorum. Türkiye'de kadınların %49'u, doğuda ise %63'ü şiddet gördüğünü bir başkasına açıklayamıyor. Bu ciddi bir rakam gerçekten. Evet. UNICEF verilerine göre ise dünya genelinde her 7 dakikada bir ergen veya çocuk şiddetin herhangi bir türüne maruz kalıyor diyor. Aynı zamanda dünya genelinde 13 ile 15 yaşları arasında 130 milyona yakın öğrenci fiziksel ve sözel zorbalığa maruz kalmaktadır diyor. Bu da yaklaşık 3'te 1'den fazlaya tekabül ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılı içerisinde yayınlamış olduğu rapora göre dünya genelinde 736 milyon kadın hayatında en az bir kez partneri tarafından şiddetin herhangi bir türüne ya da ilişkisi olmadığı bir erkek tarafından cinsel şiddete maruz kalmaktadır diyor. Evet. Bu da gerçekten bize aslında bunun yalnızca Türkiye'de değil, şiddet eylemlerinin kültürel, ekonomik ve coğrafi ayrım olmaksızın dünya çapında bir problem olduğunu gösteriyor. Evet, maalesef. Bu yüzden farkındalık önemli. Evet, gerçekten. Çok önemsiyorum gerçekten. Ben dediğiniz gibi sadece kadına yönelik bir şey değil bu. Bir canlıya, doğaya, yani hep bunu zaman içerisinde görmüyor muyuz? Bugün suçlu diye tanımladığımız birinin zamanında bir kediye, bir ağaca zarar verdiği çok aslında açıklamalar, araştırmalarla ortaya konuldu defalarca kez. O yüzden aslında yine ailede başlıyor. Temel yine hep aile oluyor. O kadar önemli ki, yani çünkü devamında ne olacak? Yani sadece şu an çocuk yetiştiriyor olabiliriz ama ileride yetişkin insanlar olacaklar. Bireyler toplumu oluşturacaklar. Bu yüzden tekrar farkındalık diyorum ben de. Bizim bu haklarımız aslında anayasa ile korunmuş haklar. Anayasanın 10. maddesi der ki kadın erkek eşittir. Kadın erkek eşitliğinden bahseder. Ve devletin bu kadın erkek eşitliğini yasaya, yaşama geçmesi için sağlamakla yükümlü olduğunu, devletin bunu sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eder. Anayasanın 41. maddesi ise
ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgili maddedir. Türk toplumunun temelini ailenin oluşturduğunu ifade eder. Evet. Aslında bizim burada haklarımız, kişilik haklarımız ve korunmaya muhtaç kişilik haklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ancak 6.284 sayılı kadına karşı şiddeti ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun bizim bu haklarımızı güvence altına almakta ve bize geniş koruma tedbirleri sunmakta. Öncesinde biz bu suçları işlerken, bu suçlarla ilgili nitelikli suçları açıklarken ailede alt soya ve üst soya, eşe ve kardeşe gibi ifadeler yer alıyordu. Evet. Daha sonra 8 Temmuz 2021 tarihinde yapılan değişiklikle boşandığı eşe karşı işlenen suçlar da yine nitelikli hal olma kapsamına sokuldu. Bu çok önemli bir ayrım aslında, dikkatimizi çeken. Çünkü bizim böyle davalarımız da oldu. Biz burada evet suçun nitelikli hali olarak kabul ediyoruz ve eşe karşı işlenen suçları suçun nitelikli hali kapsamına sokuyoruz ve cezanın artırılmasını sağlıyoruz. Fakat eşler boşanıyor, ayrılıyor ve iki ayrı birey. Daha sonra eşlerden biri başka biriyle bir evlilik yapıyor ve bu sırada eski eş o evlenen eşe karşı bir şiddet eğilimi gösterebiliyor. Evet. Fakat burada yasa boşluğa düşüyordu ve bizi nitelikli hal dışına çıkartıyordu. Şimdi yasa 2021 yılında yapılan değişiklikle artık boşandığı eşi de yine koruyor ve yine boşandığı eşe karşı işlenen suçları da nitelikli hal kapsamında değerlendiriyor. Evet. Bu bizim için sevindirici kesinlikle, bir gelişme. Kesinlikle öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani şunu da bilinmesi gerekiyor kesinlikle diyeceğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten farkındalık için biz öncelikle ne yaşadığımızın farkına varalım ve biz sokakta gördüğümüz ve duyarlı olalım. Hı hı. Biz sokakta gördüğümüz şiddete maruz kalan bir hayvanı görüyorsak, şiddete maruz kalan bir çocuğu görüyorsak mutlaka bunu gerekli birimlere bildirelim. Yani sadece bizim başımıza gelmesini beklemeyelim. Evet. Ben hepimize şiddetsiz günler diliyorum. Günler diliyoruz kesinlikle ve bunu sevgi adı altına, işte seviyor ama kıskanıyor. Evet. Seviyor ama kısıtlıyor. Artık ondan bir çıkalım bence. Evet, değil mi Sinem Hanım? Bunu fark edelim ki ne yapacağımızı bilelim. Bir yol haritası olsun bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Için. Sağ olun. Için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Keyifli günlerde buluşmak üzere. Evet, çok teşekkürler. Sebep Sonuç YouTube kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.